Estoril'de aslında %100 her şey istediğimiz gibi gitmedi. Çünkü 3 birincilik hedefimiz vardı. 2 birincilikle oradan ayrıldık diyebilirim. Tabii ki de 3 birincileri neredeyse burun buruna farkla kaybettik. Ama tabii ki de kısa yarış olduğu için orada puan farkı çok ufaktı. Yani büyük bir kaybımız olmadı. Ama tabii ki de 3 tane birincilik elde etmek aslında bizim en büyük hedefimizdi o hafta sonu. Yine de mutlu ayrıldık. Çünkü şampiyonayla alakalı çok önemli puanlar topladık oradan. Ve şimdi artık İspanya Jerez'e geldik. Bu hafta sonu son yarışımız, yani sezonun son yarışını yapacağız ve şampiyonluk yarışına çıkacağız inşallah. Cumartesi günü eğer ilk yarışta ilk üçte bitirirsek dünya şampiyonluğunu ilan etmiş oluyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Herhangi bir aksilik yaşamayız ve üçüncü değil de yarışı birinci bitiririz. Çünkü her zaman hedefimiz birincilik. Elimizden gelen yine en iyisini yapacağız burada. Tabii ki de dünya şampiyonluk hedefimiz artık son yarışta adım adım geldik diyebilirim. Çünkü bu sene başında aslında öyle bir hedefimiz yoktu. İlk seneden aslında BMW ile tamamen bir antrenman sezonu olacaktı bizim için ve tabii ki de hem kendim hem de herkesi şaşırtarak dünya şampiyonluk unvanını neredeyse aldık diyebiliriz. Almadığımız için şu anda net bir şeyler söyleyemiyorum. İnşallah bunu cumartesi günü tekrar röportajda anlatırım ve gerçekten heyecanlı bir hafta sonu bizi bekliyor. Bütün Türkiye neredeyse, bütün motosiklet camiası neredeyse kilitlendi ve bu hafta sonunu iple çekiyorlar. Çünkü şampiyonluğumuzu inşallah ilan edeceğiz ve BMW uzun yıllardan sonra iki tekerde dünya şampiyonluk unvanına sahip olacak. Bu da bizim için de çok güzel bir şey. Yani BMW ile beraber bunu başarmak gerçekten mutluluk verici. Şu anda öyle bir düşüncem yok ama tabii ki de şampiyonluk unvanını aldıktan sonra orada tabii ki de birkaç bir şeyler düşüncemiz var. Daha sonrasına inan ki herhangi bir düşüncem olmadı. Çünkü şu an sadece odak noktamız dünya şampiyonluğu.